O zaman siz adamları toplayana kadar ufak bir Twitch hikayemi anlatmak istiyorum. Çünkü Twitch hikayemi başkaları anlatmış, yanlış anlatmış. Arkadaşlar, Twitch hikayem şöyle. Ben yıllarca bir salaklık yaptım. Ya ne ya? Bir şey oldu abi, tamam. Bırak. Anlatabilir miyim izinle? İzinle ya. Ya siz de dinleyin istiyorum yani. Siz de dinleyin. Eril bu Twitch hikayemin bu arada ilk witness'idir. Witness me brothers. 17.000'i gördük bu arada. What the fuck is happening, I don't know. Eril Twitch hikayemin başından sonuna kadar yanımda bulunan sevgili bir arkadaşımdır. Buradan her şey için Eril'e tekrardan bir teşekkür ediyorum. Bıçıl, sana bir selam vardı. Rica bu arada, unuttum. Şimdi arkadaşlar, benim Twitch hikayem şöyle. Ben uzun zaman Dota fanboyluğu yaptım. Yanlış bir hareketti. Neden yanlış bir hareketti? Çünkü profesyonel oynamıyordum. Yani profesyonel oynasan neyse, oyna değil mi? Yani çok mataf bir oyuncu da değildim. Ortalamanın bayağı üstünde olduğumu söyleyebilirim. Ama çok çok iyi bir Dota oyuncusu değildim. Yıllarca Dota yayıncılığı yaptım. Şükür ki gittim Dota'nın en büyük isimleriyle tanıştım. Toby Van'ından tut Dendis'ine. Bunların hepsiyle tanıştım, kaynaştım. Gittim ESL One Frankfurt'ta sunum yaptım. Bayağı bir insana Dota izlettik Türkiye'de. Fakat hem Dota'dan sıkıldım hem de Dota'yla bir yerlere gelemeyeceğimi anladım. Ve arkadaşlar, benim bugün burada olmamın sebebi bunu açık ve net söylüyorum. League of Legends. Neden League of Legends? Base TV'de Ferit'le tanıştık. Aşkımızın ilk günleri. Ferit dedi ki o zamanlar, ben dedi yayıncı olarak dedi bir tek Ahmet'i görüyorum dedi ve izlerken çok keyif alıyorum dedi. Ondan sonra böyle bir yükseliş. Neden League of Legends? Çünkü Türkiye'de Twitch'e izleyiciyi çeken oyun League of Legends'tır. Her ne kadar komünitesini hala beğenmesem de. Bir başka sebebi de League of Legends oynamaya başladım. Çünkü kız arkadaşımla oynayacak başka ortak oyunumuz yoktu. Buradan da Melis'e selam, bana League of Legends oynattığı için. Bayağı ya keyifli oyun oynadım. Böyle. Keyifli yani, bir de yeni bir şeyler öğrenmeni. Yıllar sonra yani MOBA oynayıp farklı bir MOBA öğrenmek. Bir oyunun öğrenme kısmı en zevkli kısmıdır. Bu her oyun için geçerli. Online olabilir, MOBA olabilir. HOTS'u deli gibi oynuyorduk abi, hatırlamıyorum. HOTS biz ilk öğrenmeye başladık da HOTS'u. Yani günde 20 saat HOTS oynuyorduk. Aynen. Feritlerle. ESC'de ben severim yani, gerizek. Oyunun öğrenilmesi şeyini severim yani. Sercan Zeyen'e hoş geldin abi. Ondan sonra ne oldu? Biz Feritlerle iyice kaynaştık. Ben bunların TSS'inden çıkmıyordum. Yani yayın içi, yayın dışı biz beraber bayağı farklı oyunlar oynuyoruz. Heva'nın dağılmasının sebebi de benim. Buradan Kudret Çoruk'a selamlar. Neden Heva dağıldı? Çünkü ben bunları bütün gün Civilization falan oynatıyordum. AS YouTube. Beraber bayağı oyunlar oynadık. Ondan sonra bütün bu LoL camiasındaki güzel insanlarla tanıştım. Hepsiyle taşak da geçtim çünkü bu taşağı kaldırabilecek koca yürekli insanlar. Taldrin buradan selamlar, Fabu selamlar. Yani bir tek şey kaldıramıyordu, Panda. Revanç mı? Stomage. Onun dışında hepsiyle gayet güzel taşağımızı da yaptık, muhabbetimizi de ettik. Ondan sonra tanındım. Yani benim tanınmamın sebebi ona laf at buna laf at değil ama yani benim inancım şöyle, zaten güzel bir şey yapıyordum, daha büyük bir kitleye ulaştı. Şimdi o kitle farklı farklı bir ton oyun oynuyor. Bence de bu güzel bir şey. Yorlamam bu kadar. Herkese benden çay, Ahmet ödeyecek, hadi eyvallah. Ayde 91 sen. Olay bu arkadaşlar, benim Twitch'te daha iyi yerlere gelmemin tek sebebi Ferit'tir. Buradan Ferit'e tekrardan teşekkür ediyorum. Tamam, bir modem res atacakmışız, hemen geliyorum. Ulan sen ben eyvallah şey der, aman okudum. Kedir kim olacak? Hakikaten yavşak ya, şu an Ferit'e teşekkür etmiyorum yavşak teki. Doğmuş kızınız. Wait for them to ask you who you are.